Merhaba, ben Evren çok Kişisel blogum Evren Günlüğü'nde dijital dünyadaki gelişmeleri yazdığım internet günlüklerini artık her hafta farklı bir ismin katılımıyla podcast olarak yayınlayacağım. Öyleyse kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan internet günlüğü başlasın. Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü podcastinin ilk konuğu Sezer İltekin. Hoş geldin Sezer. Hoş bulduk. İlk konuk olmaktan dolayı mutluyum. <laughs> Aynı zamanda bu podcastin yapılmasında da büyük bir senin katkın var aslında çünkü neyi nasıl yapacağım konusunda kafam çok karışıkken bir anda seninle bu konuyu konuştuk ve sen çok benim işimi kolaylaştıran bir çözüm ortaya koydun o anlamda da gerçekten teşekkür ederim Sadece bir küçük tavsiyeler yani blok yazarlarıyla YouTube'da 2017-2019 yılları arasında canlı yayın sohbetleri gerçekleştiriyordum. Onlardan birini seninle de gerçekleştirecektim ama e, o yayınlar beni çok yorduğu için, çok vaktimi aldığı için artık yapmaktan vazgeçtim ve e, bir podcast e, olayı başladı. Ona merak saldım ben de. E, evet. İlk yayını da seninle yapmak kısmet oldu. Aslında yine yapmak istediğim şeyi yapmış oluyorum şu an seninle. Yani evet sadece görüntü yok ama görüntüye çok da gerek yok değil mi? Evet. Şimdi bir mesleğim var Sezer ama beni blog yazarı kimliğini ilgilendiriyor. Ee, i̇nternet günlüklerini sırasıyla ele almaya başlamadan önce kendinden e, hangi blogda yazdığından, blog yazmaya niçin ısrarla devam ettiğinden kısaca bahsetmeni rica edeceğim. Kelimeler benim.com'da yazıyorum. 2008 yılından beri yazıyorum. Son birkaç yıldır biraz sekteye uğradı diyebiliriz. Yani şöyle sekteye uğradı. Daha az yazmaya başladık artık. Ama yine de pes etmeden devam eden az blok sahiplerinden biriyim gerçekten. Pes etmiyorum. Aslında bazen insanın pes edesi de geliyor ama diyorsun ki neden ya? Yazarım. Blok yazmaya başlama sebebim bir şeyler yazma isteğimdi gerçekten hani birçok kişinin yaptığı gibi bir bloğum olsun diye değil de yani yazdıklarımı bir yere koyayım da birileri okusun diyerek blog yazmaya başladım. Öyle olduğu için de kendi çapımda, kendi dünyamda başarılı olduğumu düşündüm. Şimdi bu podcast olayları biraz aslında uzun zamandır olan bir şey. Çok bloglardan bile eski herhalde podcast olayı da. Evet. Son zamanlarda biraz daha revaçta insanların ...biraz da okumaktan yorulması... ...hatta artık izlemekten de yorulması... E, ...değil mi öyle bir şey... ...öyle bir e, dönem başladı sanki... ...artık sadece... E, ...işte telefonu bir kenara koyup... ...Spotify'dan konuşulanları dinlemek istemesiyle alakalı... E, ...ben de bu aralar bir podcast'e yöneldim... ...ufaktan... E, ...bir denemeler yapıyorum işte... E, ...bu yayında da senin e, konuğun olmak kısmeti oldu... ...konuların bayağı zengin senin... Peki bahsederken şu aklıma geldi, e, blok evet bizim kaynağımızı blok oluşturuyor merkezimiz orası ama e, içimizde YouTube e, yayınları deneyenler de var hatta oranın tadını evet. alıp bloğunu bırakıp tamamen youtuber olarak yoluna devam edenler var. Şimdi evet. yavaş yavaş podcast de yapmaya başladık. Peki bunlar daha zevkli geldiği takdirde senin özelinde soruyorum. Ben podcast'te evet. yoluma yürüyeyim yazmak da zaten çok zahmetli yazdıklarım da zaten okunmuyor ki okunduğunu biliyorum aslında sadece bir ihtimal üzerinde bahsediyorum. Hı -hı. Ee, sosyal ağların bir bu tarafına yönelir misin sence? Yani şimdi aslında baktığımız zaman dürüst olmak gerekirse yani çok romantik e, konuşmayalım. Hepimiz okunmak izlenmek dinlenmek istiyoruz bir yerde yani yazdığımız yazının hiç kimse tarafından okunmayacağını biliyor olsak muhtemelen yazmayız. Çok yüksek ihtimalle. Aslında bu YouTube'a işte veya podcast'e yönelme konusu da e, aynı şeyle ilgili. İnsanlar daha fazla kişiye ulaşabilecekleri bir mecraya geçiş yapmak istiyorlar. Ama tabii ki olayın duygusal yanı da yok değil. E, benim bloğum benim için e, çok farklı bir değer. Yani o, onu kimse okumasa da, hiç kimse girmese de, gitmesek de görmesek de okay, o köy bizim köyümüzdür diyor ya. Evet. Onun gibi o blok bizim blogumuz. Yani onu e, kapatmayı veya artık buna ben yazmayı bıraktım, sonlandırın demeyi düşünmüyorum. O benim için bir klasik. Benim için bir e, her zaman söylediğim bir şey vardı. E, sonunu getirmediğim bir kitap. Sürekli evet. o kitabı yazıyorum. E, çoğumuz için Kürkçü Dükkanı. Değil mi? E, e, tabii. Kürkçü Dükkanı. Tabii. Çünkü tamamen bize ait. Bütün platformlardan bağımsız, hiçbir şekilde denetime tabi olmayan, her şeyin kendimizin belirleyebildiği bir ortam, platform. Ben kendi adıma bilinçli bir blog yazarının her sosyal ağda olması gerektiğini ya da onu bir şekilde deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Instagram'da da görünürlüğü olmalı, YouTube'da da olmalı, eğer becerebiliyorsak podcast'te yapabilmeliyiz ki... YouTube videolarını uzun bir süre yaptım ama e, ondan vazgeçebiliyorum. Fakat blogdan asla vazgeçmem. Yani bundan çok eminim. Şimdi şu an podcasti deneyimliyorum. Belki çok keyif almayacağım ve devam ettirmeyeceğim. Emin Hı. değilim ama e, blog yazmayı bırak deseler e, bu hiçbir zaman yapmayacağım bir şey. Anladım. Çok yani eminim. bence e, tüm sosyal mecralarda e, aktif olmak çok zor, e, evet. çok yorucu bir eylem. Gerçekten çok yorucu. Yani Bütün zamanını buna ayırmalısın desem yeridir. Ee, o yüzden dediğimiz gibi blok Türkçülükken oradan vazgeçmeyeceğiz muhtemelen. Ee, onun yanına aktif bir şeyler ekleyebilmek, onu bir şeylerle besleyebilmek bence daha önemli. Bu sadece podcast de olabilir. Ee, bilmiyorum sadece bir Twitter hesabı olabilir. Sadece YouTube olabilir. Veya bunların karışımı olabilir. Ee, bir şekilde... Beslenmesi gerekiyor blokların çünkü artık insanlar e, gerçekten blok okumuyor diyebilirim. Bunu üzülerek söyleyebilirim. Okumuyor insanlar. Okumaktan vazgeçtiler. E, 26 Eylül'den beri gündemimize bir meşgul eden konu var deprem. E, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için Sezer. Depremden daha çok e, bizi rahatsız eden olay. Evet depremden çok korktuk, endişelendik ama e, iletişimin kopması bizi daha çok e, rahatsız etti. Özellikle üç büyük GSM operatörünün e, saatlerce gelmeyen servisi e, iletişim iletişimin kopması. E, bu konuda ne düşünüyorsun? E, artık cep telefonları, yani mobil cihazlar e, tamamen bir organımız olmuş durumda. Evet, yani çalışmadıklarında biz gerçekten e, bir organımız uzvumuz eksikmiş gibi hissetmeye başladık. E, deprem olduğunda ilk aklına gelen insanların yakınları acaba ne haldeler? Bir şey oldu mu? Sakinler mi? Ee, onlara ulaşmak istiyorlar. Öyle bir konuşma gördüm geçenlerde bir eski bir belediye başkan adayının konuşması izlemişsindir belki internette. Evet. Diyor ki yani bu kurtar e, ne diyeyim kurtarma ekibindeki kişi bir itfaiyeci, bir polis deprem olduğunda e, ilk görevini yapmayı değil ailesini düşünüyor insan insan yani bu evet. e, ailesine ulaşamadıktan sonra benim ailem öldü mü kaldı mı hayatta mı bir problem var mı? Bunu netleştiremedikten sonra zaten düzgün hizmet veremez. Bir başka yardım etsin, doğru söylüyorsun. Evet, yani bu çok çok doğru. O yüzden iletişimin kopmaması gerekiyor. Bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Bir anlamda operatörlere şöyle küçük bir haksızlık edildiğini düşündüm. Dedim ki tamam yani deprem oldu. Birkaç ilde aynı anda hissedildi ciddi bir şekilde. E, ve zaten bu birkaç ilden birincisi İstanbul ve 16 milyon nüfusa sahip herkes telefonu sarıldığı anda tabii ki bu kapasite yetmeyecektir. İşte ben de o noktada katılmıyorum Sezer. Yani doğal bir afet yaşandığında, büyük toplumsal bir olay uh -huh. yaşandığında bu senaryonun bu GSM operatörleri tarafından zaten öngörülmesi gerekiyor. Yani elbette ki herkes cep telefonuna sarılacak. Bu çok beklenen bir durum. Böyle bir durum karşısında çökmemeleri için yani iletişimin kesilmemesi için onların bütün teknolojik yatırımı yapmış olması gerekiyor ki bizlerden de aslında yani az bir para da almıyorlar. Yani ciddi ciddi telefon fonukları ödüyoruz biz. Kesinlikle. Ben bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum. Kaldı ki daha dün Ankara'daki akrabalarımla görüştüm. Ya deprem İstanbul'da oldu ama biz Ankara'da gece yarısına kadar 5 kişilik aile, hepsi de aynı operatörü kullanıyor. Hiçbirimiz birbirimizle haberleşemedik dediler. E şimdi İstanbul'u bir nebze belki anlayabiliriz ama Farklı illerde de aynı GSM operatörünün hizmet vermiyor olması da çok kabul edilebilir bir durum yok, değil. Ee, evet, kabul edilebilir bir durum değil. Ben sadece e, durum tespiti yapıyorum. Yani diyorum ki e, GSM operatörleri bir, kar amaçlı birer şirkettir. Bu şirketler e, minimum e, masrafla, minimum maliyetle iş yapmaya çalışır normal şartlarda. Şimdi e, günün olağan akışında... Bu operatörler e, herkese yettiğini görüyor mu, düşünüyor mu? Evet, yetiyorlar. Bunu görüyorlar. Adam e, o kadar yatırım yapmaz. Yani burası Türkiye, yapması gerekiyor. Evet, bu senaryo hazırlıklı olması gerekiyor ama yapmazlar ben inanmıyorum. Şu andan sonra da yapmayacaklar zaten. Evet. Çünkü yani. ciddi bir altyapı gerektirdiğine ben inanıyorum, bunu düşünüyorum. Bütün Türkiye'de çökmesinin sebebi de zaten Türkiye'nin e, Yarısının İstanbul olması, yani yarısı diyorum abartarak, Türkiye'nin yarısı İstanbul zaten. Ee, burada bir şeyler çöktüğü zaman, burada bir şeyler sekteye uğradığı zaman bütün Türkiye'yi etkiliyor. He, evet, operatörler bundan sorumlu kesinlikle. Ee, işte birilerine internet hediye ederek vesaire bunu telafi edemezler. Evet. Ama e, çözümü içinde gerçek bir adım atacaklar mı bilmiyorum. Yani atmayacaklarını düşünüyorum, zannediyorum. Çünkü deprem her gün olan bir şey değil, her ay olan bir şey değil. Yani ufak depremlerden bahsetmiyorum. O küçücük ihtimal için öyle bir sosyal sorumluluk alırlar mı zannetmiyorum ama almaları gerekir. Şimdi devlet e bazı kurumlara, bazı işte işletmelere işte işçinin can güvenliğini sağlamak için veya işte bir bina yapılıyorken onun depreme dayanıklı olması için bazı şartlar, zorunluluklar getiriyor. Evet. Bunlar karşılığında bazı izinleri veriyor. Ya yani GSM operatörleri GSM operatörleri için de bu tarz durumlarda iletişimin kesintisi sağlayacağına dair bir garanti, bir zorunluluk getirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu test edilebilir bir durum mudur? Onu bilmiyorum tabii ama zorunluluk Fatih Altaylı'nın işte bize bir telefon lazımdı o da bugün lazımdı. Eğer depremde hı hı. bir yaramıyorsunuz yaramıyorsanız ne zaman yarayacaksınız diye bir yorumu var. Bu herkes çok hı hı. fazla şey söyledi. Ben de bu olay sonrasında e, evime gelip wifi'ye bağlanmadığım sürece e, başka şehirdeki ailemle mesela haberleşme imkanım olmadı bütün bir gün. Kör evet, ben istiyordum. de problem yaşadım. Ben de iş yerimden evime e, arabayla gidip birebir görüşerek iletişim kurma imkanına sahip olabildim sadece. Bu arada cümlemin en başında bu konuyla ilgili şöyle bir cümle kurdum yanlış anlaşılmasın. Ee, küçük bir haksızlık edildiğini düşünüyorum dedim ama onu tamamlayamadım şu anlamda. Hmm. E, aynı anda herkesin aradığı o ilk birkaç dakika içerisinde yoğunluk olmasını anlayabilirim. Ben de işte bilgi, bilgi işlem sektörüyle ilgili işler yaptığım için hani hmm. cihazlara aynı anda yüklenmesi yüklenilmesinin böyle bir problem yaratacağının farkındayım. Hani bunun önüne çok fazla geçilemez. Geçilir ama çok fazla değil. Ama dediğin gibi saatlerce olmasının hatta akşama kadar ertesi güne falan sarkmasının bu problemin nasıl bir açıklaması var bilmiyorum onu. Evet. Neden öyle olabilir ya? Yani? O bahsettiğin olay bir GSM operatöründe kısa süreli yaşandı. Şimdi iş yerinde arkadaşın. Farklı operatörler kullanıyor ama bir tanesi belki bir saat içerisinde hemen iletişimi sağladı. Fakat evet. benim kullandığım operatör neredeyse ertesi güne kadar hiçbir şekilde hatta sosyal medya hesaplarından dahi açıklama yapma gereği bile duymadı. Hizmeti sağlamadı vesaire vesaire ve ben bir bireysel bir abone olarak artık değiştirmek için dün talepte bulundum farklı bir GSM operatörüne geçmek için. Ve tekrar evet. geri dönmeyi de kolay kolay düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Google 21 yaşına girdi dün itibariyle bir yıldır hayatımızda ve kesinlikle doğrudan bizi etkileyen bir şey aslında. Her ne kadar bir arama motoru da olsa aslında çok büyük bir teknoloji şirketi Google. Sana nasıl dokunmuştur sence bu 21 yılda Google? Yani e, Google birçok insan için e, interneti kullanan insanlığın çok büyük bir çoğunluğu için internet demek zaten. Yani adam diyor ki bir şey Google'da varsa vardır, yoksa yoktur. Hani Google'ın bir arama motoru olduğu, aslında web sitelerindeki içerikleri listelediğini düşünmüyor insanlar zaten. O içerikleri Google'ın içindeymiş gibi düşünüyor. Google yok olursa internet yok olur gibi. Ki bu konuda e, teknik olarak yanlış düşünüyorlar ama e, bakış açısı olarak haksız da değiller. Google gerçekten şu anda, e, hayatımızın çok çok içinde e, olmazsa olmaz bir arama motoru. Hani e, bazen şöyle şeyler gibi, İşte bir arama motoru yapılacak, yeni bir arama motoru evet e, Google gibi olacağız. Hani Google gibi <gülüyor> olmak <gülüyor> Google gibi olmak o kadar kolay değil yani Google sadece bir arama motoru değil Google artık internet gibi bir kavram bana göre. E, 21 yaşındaymış Google'la ben Çocukluğumdan beri, yani Google'ın ilk doğduğu yıllardan beri tanışıyorum. Ee, gelişimine de bizzat şahit oluyorum her gün. Çocukluğumdan bugüne, 31 yaşındayım şu anda. 11 yaşımdan beri internetteyim. Yani bir şekilde internette haşırlaşırım. Ee, Google gerçekten çok sağlam büyüdü ve artık e, durdurulamayacak... Ya yani durdurulması da gerekmiyor da. Yani bir e, devletlerle boy ölçebilecek seviyeye geldiğini düşünüyorum ben Google Her şeyimizi biliyor değil mi? Hem Kesinlikle. kişisel hayatımız şeyimizi biliyor hem de devletlerin de aslında birçok dijital verisine hakim. Kimin Kesinlikle. ne olduğunu çok iyi bilen e, ender şeylerden biri benzi şirketlerden. İşte bir ürüne para ödemiyorsan ürün sensindir e, anlayışı var ya. Peki. Google bunu çok iyi kullanıyor mesela. Yani verilerimizi kendi elimizde isteye isteye Google'a veriyoruz. Onu vermek zorundayız da bundan kaçış yok. Google'a vermezsen e, Apple'a vereceksin Apple'a vermezsen işte başka bir Çin'e vereceksin. Bu bilgileri vereceksin yani. Şu an bundan kaçış yok. Google'a verdiğin artık senin değildir diye bir şey vardı bu çok söylenir. Artık o Google bazında değil de yani dijitale kaydettiğin her şey aslında senden çıkmış oluyor bir anlamda. Onu devretmiş oluyorsun. Ben buna çok inanıyorum. 15 Eylül 97'de etkinleştirilmiş Google alan adı olarak. Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kurulmuş. 19 Ağustos 2004 tarihinde de halka arz edilmiş. Burada üzüldüğüm bir şey vardı kendi adıma. Çünkü Google kelimesini ben çok seviyorum. Ama Ağustos evet. 2015'te alfabet, hmm. e, alfabet holding'e bağlanıyor. O alfabet ismine de bir türlü bir içim ısınmadı benim. Alfabet ama çok göz önünde olan bir isim de değil yani. Onların bir Çatısı diyelim Google'ın bir çatısı Google onun altında bir şirket olarak barındırıyor, barındırıyorlar ama tabii yine alfabet mi Google mı deyince e tabii Google'ı bilir insanlar alfabet biraz daha işin e, hisse senedi satışlarında kullanılan kısmı diyelim. Evet. Bu arada Google'ın neredeyse bütün hizmetlerini kullanıyorumdur. Yani bütün takvimim Google'dadır. Kipi çok seviyorum uygulama olarak. Uh -huh. Zaten Gmail benim için vazgeçilmez bir şey. Ama üzüldüğüm noktalardan biri şeydir. Google Reader'ın kapatılması. Onu da çok aktif kullanıyordum. Ondan sonra Fitly'e geçtim artık. Uh -huh. Google... E servis açma ve kapatma konusunda <gülüyor> e, <gülüyor> çok şey bir e, şirket. Yani nasıl desem, çok aktif bir şirket. Sürekli yeni bir şeyler açıyor ve kapatıyor da. Yani benim kapattığını <laughs> resmen Google Reader'a insan nasıl kıyar mesela? <laughs> evet, bir tanesi web sitesi vardı. E, bir de neden kapatıyorsun? Hani onu da ben şaşırıyorum. Ya yani kapatma kalsın Google Reader. Yani sana maliyeti nedir? Ama adam yok ben bunu kapatacağım diyor. Bu artık e, gerek yok diyor ve kapatıyor bunun gibi Google'ın birçok e, kapattığı servis oldu ve bununla ilgili bir Google mezarlığı diye bir web sitesi açılmıştı galiba bundan bir ha, iki evet. yıl önce evet onda Google'ın kapattığı bütün servisler tek tek gözüküyor böyle mezar taşı yapmışlar her birine birer tane ee, öyle bir sistem Google yani Allah'tan Gmail'i falan kapatmıyor da ee, onunla gidiyoruz ben de Google'ın işte Gmail'ini e, Drive'ını e, Keep'ini aynı şekilde hmm. çok Fazla kullanıyorum. İşte Google Maps, özellikle Google Maps gerçekten hmm. e, ücretli olsa veya bir bağış sitesi falan olsa bağış yapabileceğim bir şeydir. Google Maps çok işimi gördü bugüne kadar. Evet. E, her yönden işimizi görüyor. Yani ama dediğimiz gibi yani para ödemiyoruz e, işte çünkü ürün biziz. Ama evet. bunu e, çok fazla kafaya da takmamak lazım e, böyle bir teknoloji döneminde devrinde. Google Haritaların hakkını yemeyeyim. Evet, o, o da benim hayatım özellikle İstanbul gibi bir yerde de çok kolaylaştırıyor. Artık birilerine nereden gidilir, şu nerededir diye sormuyorum yıllardır. Google Haritalar gerçekten çok iyi çalışıyor. Evet. Gmail daha çok e, ticari amaçla da ön plana çıkarmaya başladı. Özellikle şirketler için bir ürün olduğu için Gmail'i kapatacağını sanmıyorum ama benim öngörüm sanki Blogspot'u yıllardır yenilemediği için e, hı, -hı. Sanki onunla ilgili bir fişini çekebilir mi ya da başka bir şey yapar mı diye bir tahminim var ama bu blok dünyada blogun blok yazarlığının yaygınlaşmasında Google'ın blok spotu çok çok etkili. Ona Kesinlikle. kıyar mı? Ondan emin değilim ama sanki yani bekliyorum bir taraftan da yani blok spotla ilgili bir adım. Evet yani bloklarda da reklam göstermiyor. Hı -hı. E, reklamsız bir şekilde sunuyor bunu. Onu reklam gösterse Kesinlikle kapatmaz derdim. Ama e, o da tamamen ücretsiz olduğu için e, şu an Google ondan e, somut bir şekilde para kazanmıyor gözüküyor. E, bu yüzden blog yazarlığının da biraz demode olması durumunda. ki Artık insanlar nasıl bakıyor bilmiyorum. Yani biz blog yazarı olarak belki çok taraflı bakıyor olabiliriz. Hala bizim gündemimizde ama insanların gündeminde olmayabiliyor blog. E, e, evet kesinlikle. Hani kapanma ihtimali bence de var. Ama Bunca içerik, yani bir ufak çaplı bir isyan olabilir dünyada. Ee, o kadar içerik giren var, tamamen blog spot üzerine yoğunlaşan, bütün yazılarını oraya yazan insanlar var. Ha, onlara tabii ki zaman verilecektir yazılarınızı alın çıkın diye ama tepkiyle karşılaşırlar diye tahmin ediyorum. Google'dan bir haber daha var. Fransa'da haber özetlerini kaldıracak Google. Ee, şu an Hı -hı. Türkiye'deki e, internet e, haber siteleri bu olayın çok farkında değiller galiba ama daha önce İspanya'da haber aramalarını sonlandırmış Google, şimdi aynı uygulamayı Fransa için de hayata geçirecek. Çünkü Avrupa Birliği yasalarına göre Google arama sonuçlarında haber ajanslarının, medya organlarının haberlerini e, haberleri listelendiğinde onlara bir telif ödeme zorunluluğu getirilmiş. E, baktığım zaman bu olaya aslında çok mantıklı çünkü... Hmm. E, medya kuruluşları şunu diyor. işte Google haber içeriklerini ve fotoğrafları alıp arama listesinde gösterdiği için kullanıcılar bizim haber sitelerimize girme ihtiyacı duymuyorlar diyor. Mesela ben bunu Türkiye bazında da düşündüm. Haber siteleri için <laughs> böyle bir sıkıntı yok gibi ya da bu durumun farkında mı değiller? Ve Hayır bizde içinde... olmaz. Neden biz de olmaz? Çünkü bizdeki haber siteleri clickbait'siz haber yapmıyor ki yani Google'dan haberi öğrenme şansın zaten yok. Google'da haberin sadece bizde başlığı var. Varsa da e, bakın işte o futbolcu nerede öldü? İşte veya bakın o kişi hangi yemeği yedi tarzında böyle clickbait yapıp e, sitelerine trafik çekmeye çalışıyorlar. Gerçekten habercilik anlamında Türkiye'de ya şurası gerçekten güzel haber yapıyor. Buraya baktığımda ben tarafsız haberler okurum. E, Anlamsız, gereksiz haberler görmem, haberin başlığından ne olduğunu anlarım diyebileceğim bir haber sitesine ben şu ana kadar denk gelmedim. Ee, var olanlar çok fazla detaya giriyor. Haberden çok daha böyle bir e, belgesel tarzına falan geçenler var işte. E, Jones falan var. E, birkaç tane daha o tarz e, nasıl desem daha modern tarzda haber yapmaya çalışan siteler var ama bizim bildiğimiz geleneksel tarzda ve sadece haberi sunan bir siteye daha rastlamadım. Bizimkiler Google'daki başlıktan hiç çekme peşinde. Evet. İçeriği vermiyorlar zaten. Evet. Ben biraz bunu aslında nankörlük olarak da algılıyorum. Çünkü Google ilk çıktığı zamanlar herkes orada haberlerim listelensin, yazılarım listelensin, oradan ziyaretçi çekeyim derdindeydi. Evet. Şimdi bu sefer işte bizim başlıklarımızı, görsellerimizi yayınlıyorsunuz. İnsanlar bizi okumaya gelmiyorlar gibi. Hı -hı. Biraz şımarıklık da geliyor, gibi geliyor bana. Ama tabii işin e, telif hakkı, yasal hakkını da düşünmek gerekiyor. Ama bu Twitter ve Facebook'ta paylaştığımız bağlantılar için de geçerli. Artık Facebook ve Twitter'da dışarıya vermeyip e, kendi sistemi içerisinde o içeriği gösteriyor. Aslında Google'dan çok bir farkı yok yaptıklarının. Tabii ki. Yani onlar içeriği direkt kullanıcıdan alan siteler. Ya bu içerik verilmek zorunda. Karşılıklı fayda bu aslında. Yani o ülkelerdeki haber sitelerinin de bu telif kanunundan çok mutlu olduklarını ben düşünmüyorum. Ki Google'da restini çekmiş zaten. Ki çeker de yani. Beni ilgilenmez kardeşim. Göstermiyorum o zaman dediği zaman. Ee, zaten kendileri kapısına gelecektir Google'ın büyük ihtimalle. Çünkü artık insanlar günümüzde internette hiçbir şeye bağımlı hissetmiyorlar kendilerini. Yani adres çubuğuna bir adres yazıp girip haber okumuyor insanlar artık. Artık tamamen en kolayı istiyoruz, en kolay. Yani haber bize birisi gelip kulağımıza söylesin artık. Yani dokunmayalım ekrana dahi dokunmayalım. Onu istiyoruz. Öyle olduğu için kimse işte e, Xhaber.com sallıyorum şu an e, buraya gireyim de haberleri okuyayım. Yani az bir sayı kaldı bunu yapan. İşte şu siteye girip haberleri okuyayım. Yani böyle yok yani kalmadı. Ya bir Instagram hesabı takip ediyorlar, ya bir Twitter hesabı takip ediyorlar. Hani oradan anlık gelsin altındaki yorumlarla beraber konuyu anlayın diye. Evet. O yüzden çağa ayak uydurmak zorunda herkes. Yani benim içeriğimi kullanıyorsun demekle olmaz. Kullanacak senin içeriğini, gerekirse hepsini de gösterecek. Sen de o pastadan payını yiyeceksin. Ha, göstermezse zaten hiçbir şey yiyemezsin. O yüzden pastanın bölünmesine razı olmak zorunda herkes. YouTube'la aran nasıl bir seyirci olarak? YouTube'a bir ara biliyorsun girmeye çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Kaliteli bir şeyler üretme e, fikriyle girmeye çalıştım. Öncelikle onu söyleyeyim. Seyirci olarak değil de üretici olarak. Hı. Ama e, aşırı zahmetli olduğunu ve e, karşılığının, Hı. beklentimizin çok altında olduğunu gördüm. E, o yüzden uzaklaştım. Seyirci olarak YouTube'la aram şöyle. Bir video izleyeceksem eğer o video YouTube'da varsa kesinlikle YouTube'dan izlemeyi tercih ediyorum. Ee, her şeyi bulabildiğimiz bir yer. Yine ücretsiz izliyoruz her şeyi. Böyle yani standart bir YouTube kullanıcısıyım diyebilirim. Cihazımda mutlaka YouTube var yani asla silemem. Ben içerik üreticisi olarak YouTube'dan çok keyif alamadım. Ee, güzel işler yaptığımı düşünüyorum aslında ama bunlar benim hem çok vaktimi aldı hem çok yordu ya da evet. daha yapmak istediğim şey için çok uğraşmak da belki beni buna itmiş olabilir. Ama iyi bir YouTube seyircisiyim, YouTube kullanıcısıyım. Benim de birçok oynatma listem var takip ettiğim ve ya podcast dinliyorumdur ya YouTube'da video seyrediyorumdur ama o videolarda işte edebiyatla ya da dijital medya ile ilgili daha çok söyleşilerin yer aldığı videolar. O yüzden son dönem şeyi düşünmeye başladım. Zaten yenilemedim Netflix aboneliğimi. Sanki hmm. benim asıl aradığım şey ya da beni besleyecek şeyler YouTube'da ve şimdi sürekli de bir YouTube'un bu reklam kaldırma özelliğiyle ilgili bir şey çıkıyor. işte ücret YouTube Premium ücretli aboneliğe geçin vesaire diye. Buna kızıyordum ben ama dedim ki zaten Netflix artık abonelik ücretini yenilemeyeceğim, abone olmayacağım. Ama madem ben bu kadar YouTube'dan besleniyorum, acaba ücretli kısma geçsem mi diye de düşünmeye başladım. Çünkü bazen e, seyrettiğim şeyin arasında 25 dakikalık bir reklam giriyor. O da şey ekrana basamıyorum çünkü ellerim ya işte köpüklü oluyor evet. ya bulaşık oluyor bir şey oluyor ve bu beni inanılmaz sinirlendiriyor. Yani o esnada bir şey yapamıyor olmak, müdahale edemiyor olmak ve 25 dakika o reklamı seyretmek durumunda olmak gerçekten insanı çilelen çıkaran bir durum. Bu anlamda YouTube'u biraz sevmiyorum ama benim için çok iyi bir mecra. YouTube sonuçta video barındırıyor içerisinde sınırsız video ekleme hakkın var. Ve bu e, devasa bir maliyet demek. YouTube'un tamamen ücretsiz ve reklamsız olmasını beklemek e, aşırı hayal dünyasında yaşamak olur. Ama YouTube kaç e, e, var atıyorum yani işte... E, ya 2005'ten beri... beri diye hatırlıyorum ben. Şimdi 2005. 2005'ten beri bizi bu kadar ücretsiz bir şey alıştırmışken e, evet. işte bunu yapıyor olması kullanıcı tarafında tabii biraz şaşırtmış olabilir ama alışmak gerekiyor. Tabii yani şunu demek istiyor YouTube yani eğer e, beni televizyon gibi izlemek istiyorsan yani televizyon gibiden kastım işte araya bir şeyler girmeden izlemek istediğin yayını izlemeye devam etmek istiyorsan e, bana ödeme yapmak zorundasın diyor veya reklamlarımı izleyeceksin ben senden almayacağım da reklam verenden alacağım paranı diyor ve bunu bu konuda bence haklı artık reklamsız bir dünya düşünemeyiz. Ha, bunun tabii belli çözümleri var bu işlerden anlayanlar için. Ee, o çözümler kullanılabilir tavsiye etmiyorum ama kullanılabilir illegal yoldan işte reklam izlememek adına yapılan bazı şeyler var diye duydum ben de ee, <laughs> ya da e, parası verilip izlenebilir ki bunu ben geçen kendi podcastimde de söyledim bir şeye para verdiğinde insanlar ona daha fazla değer veriyor yani youtube'a para ödediğinde e, emin ol youtube'u daha dikkatli daha zevkle daha istekli izlemeye başlıyorsun veya Netflix, işte Spotify, böyle insanlar bir şeylere para vermeyi seviyor aslında çünkü karşılığında bir kendilerine özel hisset hissedecekleri bir hizmet alıyorlar ve kendilerini ayrıcalıklı hissediyorlar. Hmm. Ee, bu yönden YouTube'a e, ücretli abonelik yapılır mı? Evet, sık kullanıyorsan yapılabilir. Netflix ya. aboneliği benim de Netflix aboneliğim var. Bir tane dizi izledim. Breaking Bad'i izledim. Bitirdim. 5 sezon falan da herhalde. O Bala uzun bir 60 bölüm falan var yaklaşık. Onu izledim, bitirdim. Şu an izlediğim bir dizi de yok ama kapatmıyorum Netflix'i. Ne bileyim, bir şeyler izlerim bir düşünüyorum. Evet. Benim çok vaktimi aldığını düşünüyorum Netflix'le ilgili ve çok böyle zevkle seyrettiğim diziler de bitti benim. Sezon finallerini yaptılar. Hı hı ve o biraz benim için kaçış oluyor onu fark ettim. İşte kitap okumaktan, yazı yazmaktan veya başka bir şeylerle ilgilenmekten beni çok alıkoyan bir şey. Bu aslında benimle ilgili bir problem aslında. O yüzden işte edebiyat ve dijital medya ile ilgili o söyleşiler var YouTube'da ve yani seyretsip onların hepsini bitirmek belki benim yıllarımı alacak. Ama onlar evet. bana daha çok değer katıyor, beni daha çok besliyor ama dizi seyretmek işte nereye kadar? Yani zombileşmek gibi de gelmeye başladı sanki. Bir de Netflix çok sanki dış dünyadan bir haber bir, bir, haber birine dönüşüyormuşum gibi de hissetmeye başladım. Çünkü bir ara gerçekten abartmıştım Netflix olayını. Bu Netflix benim hayatımda bazı şeyleri de çıkarınca dediğim gibi işte üretkenliğimi, işte okuma, yazma olayını ben kendimce öyle bir önlem aldım. Netflix e aboneliğimi yenilememekle ilgili. Evet. Güzel bir önlem bence. Katılıyorum bu konuda. İnsanın e, üretkenliğini çok düşürüyor böyle şeyler. E, şimdi beyin bir şeyden zevk almaya başlayınca e, o zevki hep maksimize etmek istiyor bir şekilde. O dopamin mi derler? Bir hormon var. Onu salgılamak istiyor hep. Ve e, en kısa yoldan bunu nasıl alırım diye kendini sorguluyor. O diziyi izlerken aldığın zevki beyin hatırladığı zaman tekrar izlemek, tekrar izlemek, tekrar bir bölüm daha izlemek veya oyun tekrar bir oyun oynamak. İşte boş zamanım var. Yazımı yazayım yoksa oyun mu oynayayım? Beyin diyor ki hemen kesinlikle oyun oynamalısın. İşten geldin, biraz zevk al. Ee, o yüzden bunları biraz bir oruç gibi veya bir otokontrol e, oto kontrol sistemi gibi e, kısıtlamak, hatta böyle kökünden çözmek lazım. İşte senin e, aboneliğini yenilememen gibi veya bir oyunu bilgisayarından silmek gibi. Bunları yapabilmek lazım ki üretkenliğini geri kazanabilesin yoksa o sarmalın içine girince çıkılmıyor. Boston Dynamics'in ya da Dynamics nasıl okunuyorsa bir Hı -hı. Atlas robotu var. Onun videosunu seyrettin mi bilmiyorum notlarda evet, paylaştım. Evet evet. Boston son... Dynamics'in bütün robotlarını izledim. Of yani beni inanılmaz ürküten videolar onlar. Ve her seyrettiğim ne, ne, olacak ya da ne olacağız falan diyorum. Nereye gideceğiz falan. Atlas'ın son videosuna inanamadım yani. Bu Boston başımıza acaba ileride nasıl bir çorap örecek? Bakalım. <laughs> Bunun da Google'ın var diye biliyorum. Yanlış ee, ben tarzı. de öyle hatırlıyorum Ben de öyle hatırlıyorum net değil ama benim bir 5 yıl öncesine kadar e, hep en, beni en çok endişelendiren yani çok korktuğum şey hep bu küresel ısınmaydı Bununla ilgili ben e, her haberi falan takip etmeye çalışıyorum ve çok önemsiyorum ama evet. son yıllarda beni endişelendiren iki şey daha hayatıma girdi biri bu Yapay zeka Yapay zekanın e, aldığı yol, bir de bu Boston e, Dynamics'in tası <laughs> <laughs> e, bizi nereye götürecek böyle endişeyle takip ediyorum. Adamların kafası rahat ama yani robot yapmak da öyle <laughs> şey değil. E, adamlar bir şeyleri aşmış ve artık robot yapma işine girmişler. İnternet Hı. günlüklerini hazırlarken geçmiş yıllarda blog için yazarken de ben farkına varıyordum. E, şimdi de e, bu konuşmada içerikleri hazırlarken fark ettim. E, dijital medyada Facebook'la ilgili çok fazla gelişme paylaşılıyor. Ki baktığın zaman artık bizim hayatımızda Facebook neredeyse yok gibi. Evet, evet. Ama Facebook çok çalışıyor aslında. Neden hala daha çok çalışıyor onu da anlamış değilim. Çünkü insanlar işte farklı sosyal ağlara kaymış durumda. Mesela Facebook e, CTRL Labs'i satın almış ve zihin okuma çalışmalarına başlayacak. Ee, stories Hı -hı. özelliğine odaklanmaya başlamış. Ee, grup hikayelerini kapatmış. Ee, ve yeni yapay zeka ile giyinme önerileri sunmaya başlayacakmış. Bunlar ben e, bu haftaki gelişmeleri tararken aldığım notlar. Akıllı gözlük iştiriyormuş Facebook ve veri ihlali için önlemler almış ve son olarak da Facebook like'ları saklama kararı almış. Bunu ilk Instagram'da uygulamaya başlamıştı. Şimdi Facebook Hı -hı de ee, Bunu yapmaya başlayacakmış. Ben Facebook'a her gün maalesef girmek zorundayım çünkü çalıştığım şirkette yönettiğim hesaplar var, sayfalar. O yüzden hmm. Facebook'a her gün muhatap oluyorum ama kendi profilimde bir paylaşımda sadece okuduğum kitapları paylaşır hale getirdim. Facebook'un o özelliğini kullanıyorum işte önemli gelişme kısmını. Kitap okuduğumda hmm. gelişmeye ekliyorum. O hem kendi kronolojik e, durumumu göreyim diye hem de blogda bir yazı yazdığım zaman da onu önemli gelişmeye ekliyorum. Zaten arkadaş eklemeye kapattım. Kimle paylaşıyor hiç profilime girip bakmıyorum ama işte sayfa güncellemeleri için Facebook hala benim hayatımda. Yani Facebook'ta Facebook'la bir geçmişimiz olduğu için <laughs> bir şekilde <laughs> bir anda silip atamıyorsun. Yani e, 2007'de ben Facebook'a kaydoldum galiba işte 2019-12 yıldır Facebook üyesiyim. Son 3-4 yıldır aktif olarak kullanmıyorum herhalde. Belki de 5 yıldır. Facebook popülerliğini tamamen kaybetti. Ama dediğim gibi en çok çalışan da Facebook. Yani sürekli bir özellik getirme Facebook neredeyse her girdiğimde değişmiş olduğunu görüyorum. Yani yeni evet. bir şey eklenmiş, çıkarılmış. Ya bunlara gerek var mı diyorum bazen? Yani mesela işte hayırlı olsun yazıyorsun. O hayırlı olsunu işte pembe yazıya çeviriyor. Mesela böyle bir şeye gerek var mı? Çok abartılı gibi geliyor. İşte bir şeyler fırlıyor, patlıyor falan. Ya da değişik değişik emoji'ler var, tepkiler var. Yani biraz sadelikten yanayım ben bu yönde. Ee, ama Facebook üstüne ekledikçe ekliyor, ekledikçe ekliyor. İnsanları bir şekilde kendine çekmeye çalışıyor ama olmadı. Ha Facebook şuradan kurtardı biraz. İşte WhatsApp'ı satın aldı Facebook. Ee, Instagram'ı satın aldı, doğru mu? Doğru. Yanlış söylemiyorum herhalde. Evet, da, WhatsApp'ı da Facebook satın aldı. Evet. E, oralardan yürüyor çünkü kendi popülaritesinin bittiğinin farkına vardı. O furuya geçti. Yaklaşık bir 10 yıla yakın belki veya 5 6 7 yıllık bir furiyası vardı böyle dünyada dev oldu. O furiya maalesef geçti. Çok güçlü de iki tane elinde şey var şu an işte Instagram ve WhatsApp. Hepimizin ağzının elinde elinde yani. Kesinlikle. Özellikle Instagram yani Instagram'ın ilk satıldığında hikayelerini okuyordum da ben çok basit bir şekilde yapıldığını işte ilk sadece iPhone'lar için yapıldığını ve çok hızlı yükseldiğini ve neredeyse sıfır maliyetle üretilip kısa süre sonra işte milyar dolarlara Facebook'a satıldığını okudum ve bence o da süper bir başarı hikayesi Instagram'ı yaratan için, üreten için evet. öyle düşünüyorum bu konuda Facebook kullanmıyorum senin kadar da kullanmıyorum ben artık. Oy. hiç güncelleme yapmıyorsun yani. Yani evet neredeyse hiç yapmıyorum. Hatırlamıyorum en son ne zaman yaptığımı. <laughs> ee, ve bildirimleri de o kadar can sıkıcı ki. Hani giriyorum 10 tane bildirim var. Hiçbirinin benle ilgisi yok. Hiçbiri ilgimi çekmiyor. Yani sırf böyle kullanıcıyı dürtmek için hani bak biz buradayız çalışıyoruz. Bu site çalışıyor demek için işte bilmem kim bilmem kimin fotoğrafına yorum yaptı diyor. Ya beni ilgilendirmez ki. Evet. Yani onu kapat diyorsun. Yarın başka bir tane daha geliyor. E bunu da kapat. E, bilmiyorum sıkıcı bence Facebook. Evet, gitmez ben... fazla gitmez. Blog'umun Facebook sayfasında işte bir yazı yazdığında paylaşıyorum. Evet. Paylaşmışım ertesi gün e, evren işte takipçilerin seni çok özledi, bir şeyler paylaş <laughs> filan diyor. Yani onda ondan da sürekli geliyor evet. <laughs> Peki Sezar yayınıma katıldığın için çok teşekkür ederim. Bu ilk heyecanı seninle birlikte yaşadık. Ee, seni nereden takip edebilirler? Yine senin podcastinin e, ismi nedir? Onu dinlemek isterlerse. Kelimelerbenim.com isimli blogundan takip edebilirsiniz. Son zamanlarda da e, podcast konusunda yine blog yazarı olan arkadaşım Ubeydullah'la beraber yaptığımız e, her bölümü 15 dakika süren podcastlerimiz var. Kanalımızın adı Potansiyel. Potansiyel kanalından bizi dinleyebilirsiniz. Benim podcastlerimi arkadaşımdan. Ee, nerede varız? Spotify, e, YouTube, iTunes, SoundCloud, CastBox hepsinde varız yani. Oralardan takibinizi beklerim. Diyeyim. Peki bunların e. haricinde hangi sosyal ağda daha aktifsin onu da söyleyelim. Oradan takip etsinler. Evet. Twitter'ı aktif olarak kullanmaya çalışıyorum ama bir türlü olmadı. Yani o bir türlü o akışa giremedim. Twitter'da kelimeler benim kullanıcı adıyla bulunuyorum. Şeyi söylemeyi unuttum bu arada. E, Blogsözlük.com evet. e, Projemiz onu söylemedik. Yani blog yazarlarını bir araya getirmek için kurmuş olduğumuz bir proje. E, bu aralar biraz sessiz gibi ama... Özellikle aranızda blok yazarı varsa ki blok yazarı olma şartı vesairesi yok. Oraya da bekleriz yani. Üyelik alımın açık. Aa, peki yayını sonlandırıyorum. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Keyifli bir yayın oldu. Ee, sana da abi, başarılar diliyorum bu yayınlarında. Tahmin ediyorum ki güzel olacak. Güzel bir yola girdiğini düşünüyorum. İnşallah hayırlısı. Çok teşekkürler Sezer.